Ödüllerin kıyafetleri Engelsiz Yaşam Vakfı'nda satılıyor. Öyle bir veterimiz var. Gidelim. O sırada da biz burada sebze suyu tadımı yapacağız. Harika. Engelsiz Yaşam Vakfı kısa bir süre önce duyacağınız en ilginç kampanyaya imza attılar. Bu ikinci el, ünlü ikinci el kampanyası. Bu nedir? Ünlülerden kıyafetlerini, kostümlerini alıyorlar ve çok ilginç bir amaç için kullanıyorlar. Fayda ve amaç gerçekten harika diyorum ve hemen de yanıma dönüyorum efendim, yan tarafa doğru. Atilla Bey, şimdi bu projenin amacı nedir? Sizden dinleyelim. Şimdi bu projenin amacı, biz zaten Engelsiz Yaşam Vakfı önünde engel olan tüm canlılara yardım etmek için yola çıkmıştık. Sokak hayvanlarını da bu işin içine dahil ettik. Çünkü sokaklardaki sadık dostların da sokaklarda yaşarken çektikleri zorluklar onların önünde bir engel. Onları da kaldırmaya amaçlıyoruz. Satılan her ürünün 250 lirası bir sokak hayvanına ev oluyor. Ünlülerin de böylelikle katkısı olmuş oluyor. Zaten katkıları var. Hemen burada da size göstermek istiyorum. Burada yok yok. Gerçekten bir soyunma kabinine dönmüş durumda. Ama şöyle ki hepsi ünlülere ait eşyalar. Hepsi birbirinden güzeller. Mesela şurada hemen ben bahsetmek istiyorum. Bu Demet Akbağ'ın kanda giymiş olduğu, kırmızı halıda giymiş olduğu bir elbise. Ne kadar liradan alıcı bekliyor? 4000 olarak koyduk. Abi bu nesin? Ne oldu, tutamadın mı? Tölümam ya. Kime diyorsun sen? Bu Muazzez Apacı'nın bir reklam filminde giymiş olduğu bir elbise. Zaten hatırlarsınız, Tüylü Bamya adı altında. Çok keyifli bir reklamdı bu. Bu ne kadar liradan alıcı bekliyor şu anda burada? Kaç paraydı? 2000 değil mi? 2000 lira. Bu da tabii bize onu anlat. Çünkü saklıyormuş Muazzez'in bunu. Bu projeyi öğrenince, yani 100 tane de elbise gönderebilir ama bunu göndermesi çok kıymetli, değer verdiğini anlatıyor. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Ama benim göstermek istediğim başka bir ürün daha var. O da şurada. Hemen de gösteriyorum. Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılmıştı. Kendisini de buradan rahmetle analım. Kayahan'ın şapkası efendim. Mikrofonu da ilerleyen zamanlarda burada olacak. Satışa çıkmayı bekleyecek. Ama Kayahan'ın şapkası ne kadardan alıcı bekliyor? Bir de Kayahan'ın son konserinde giydiği şapka. Tabii böyle de önemli bir özelliği de var. Bunun şu anda değeri yok. Değeri 12 Ocak'ta belli olacak. Açık arttırma olacak çünkü. Evet. Zaten değeri ölçülemiş. Aynen öyle. O eski şimdi bu galiba Tatlı Ses'in ceketi. Evet, İmparator'un ceketi. O da duyar duymaz oğluyla birlikte. İdo da verdi, kendisi de verdi. Tabii çok değerli bizim için. Bu ne kadardan alıcı bekliyor? 500 TL rakam koyduk. En çok satanlar listemiz var bizim. Tam da aslında önemli bir konu. Birazcık da magazinsel de boyutu var tabii ki bu işin. Yardım amaçlı ama en çok kimler tercih ediliyor? Rafet El Roman, Serdar Ortaç. Sırada hangi ünlümüz var? Bu kimin tişörtü? Yarışıyor dediğimiz, hani tabii tırnak içinde, Serdar Ortaç'ın bu ve bunun gibi birçok tişört var. Rafet'te de nedense bir yelek, hayran kitlesinin bir yelek merakı var. Rafet'in o bütün kliplerde giydiği. Rafet Bey'in yeleği ne kadardan alıcı bekliyor? Ne kadardır? 125. 125. Bunlar Semih Şentürk'ün bize bağışlamış olduğu kramponları. 200 liradan alıcı bekliyor. Alıcı bekliyor. Burada da yine tişört var değil mi? Semih Şentürk'ün forması. Kendisi bize iki parça bağışladı. Sağ olsun. Bu da 150 liradan alıcı bekliyor. Sırada efsane futbolcu Pascal var. Pascal'ın eşofman takımı duyduğuma göre satılmış ama üzülmeyin çünkü ayakkabıları da burada. Bunların fiyatı nedir? Bunların fiyatı 150 lira. Pascal Numan'ın spor ayakkabıları. Engelsiz Yaşam Vakfı sizleri de düşünüyor efendim. Eğer internetten alışveriş yapıyorsanız böyle de bir sertifika da gönderiyorlar sizlere. Hangi sanatçının ürününü, kostümünü alıyorsanız onun buraya ismini yazıyorlar. Ve sizlere de böyle güven telkin etmiş oluyorlar değil mi? Hem güven hem hatıra, çünkü üste alan
Haftada hangi sanatçı ait oldu? Kaşeleyip gönderiyoruz. Peki Türk sanatçılar dışında başka destekleriniz var mı? Şimdi aslında şu anda iki kişi var. Harrison Ford'un oğlu var. Ben Ford. Dünyaca ünlü bir aşçı. Kardeşen kardeşlerden gelecek. Shakira'dan gelecek. Birçok kişiyle görüşüldü. Onların hepsinden gelecek. Efendim gördüğünüz gibi eğer internetten alışveriş yapıyorsanız Engelsiz Yaşam Vakfı internette de satış yapıyor. Hayır interneti güvenli bulmuyorum diyorsanız kendilerine ulaşarak, vakıflarına gelerek böyle raflardan hangilerini beğeniyorsanız seçip katkıda bulunabilirsiniz sizde.